Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Pınar Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz? Biz de iyiyiz. Misafiriniz olmaya geldik. Harika. Ben de Şam'dan Plus için çekim yaptım. Toparlanıyordum. Gelin ben de. Nasıl gidiyor hayat Pınar Hanım? Çok iyi gidiyor. Yeni yaşıma girdim. Sağlıkla, huzurla, güzel projelerle, keyifli. Şimdilerde sizi en heyecandıran şeyler neler? Önce sağlık. Sağlıkla yeni yaşıma girdim. Çok güzel projeler var. Hem marka işbirliklerim var, hem restart kampım var. Hem de pozitif yaşalma konusunda yaptığım çalışmalar var. Yeni sürprizler yolda. Geçmişe dönsek hangi yaşa geri dönmek isterdiniz? Sanırım hiçbir yaşa dönmek istemezdim. Olduğum yaşı çok seviyorum çünkü. Peki, 20 yıl sonra kendinizi hayal edin. Nasıl görüyorsunuz hayalinizde? 20 yıl sonra sağlıkla dans eden, ailesini etrafında toplamış bir kadın görüyorum. Asla vazgeçemediğiniz bir alışkanlığınız var mı? Var. Her gün şükürle uyanmak. Telefonunuzun arka planında şu an ne var? Bize de göstermek ister misiniz? Telefonumun arka planında ne var? Eşim ve oğlumun fotoğrafı var. İş ve sosyal yaşam arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Adı üstünde denge. Artık onu iyi beceriyorum. Anda kalmak çok çok kritik. Bir süper gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Çok süper gücüm olsun isterdim ama sanırım en önemlisi uçmak. Tiyatro mu, sinema mı? Her ikisi de. Son 5 yılda izleyip en etkilendiğiniz film? Çok var ama sanırım Roma. İstanbul'un en çok neresini ve nesini beğeniyorsunuz? İstanbul'un en çok kozmopolitliğini, keşmekeşliğini ve enerjisini seviyorum. Sanırım Bebek. En sevdiğiniz tatil arkadaşı? En sevdiğim tatil arkadaşım kız kardeşim Setenay. Sabah ilk uyandınız. Ne yapıyorsunuz? Şükrediyorum ve ılık limonlu suyumu içiyorum. Gardırobunuzun tek değişmez parçası, bir tane söylemenizi istesek. Şu an üzerimde beyaz gömlek. Alışveriş yapmaktan bıkmayacağınız bir eşya. Sanırım... çok zor, geç. Hayatınızda şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey? En çılgınca şey? Daha henüz yapmadım bence. Şu hayatta sizi en çok güldüren kişi? Güldüren. Oğlum Salihcan. Salihcan demişken o zaman anne olmanın en güzel yanı? Sürekli roller coaster'da hissetmek. Ama bu heyecana alışmak bence. Hayatınızın dönüm noktası sayacağınız bir olay var mı? Birçok var aslında ama sanırım 14 yaşında İtalya'ya gidip 3 sene boyunca İtalya'da yaşamak. Gün içinde yapmazsam olmaz dediğiniz bir şey? Evet, birkaç tane var. Esneme hareketlerim, spor yürüyüşüm ve limonlu suyum. Söylediğinizde insanların şaşırdığı bir özelliğiniz var mı? Var mı? Bilmem, söyleyeyim. Belki şaşırır mısınız bilmiyorum. Şiir yazmak. Harika. Şimdiye kadar öğrendiğiniz en önemli hayat dersi nedir? Sanırım hiçbir şeyi kontrol edemediğimiz. Unutamadığınız bir doğum gününüz var mı? Evet, daha yeni, 50. yaş. Çocukluğunuza dair peki unutamadığınız bir anı? O kadar çok anım var ki çocukluğuma dair. Ama küçükken kamptaki anılarımı hiç unutamıyorum. En çok sevdiğiniz hayvan? Bütün hayvanlar. Duymaktan en hoşlandığınız kelime ya da cümle? Seni seviyorum. Planlı biri misiniz yoksa spontane hareket etmeyi mi seversiniz? Çok planlıydım. Şimdi daha spontaneyim. Mutfakta yapmayı en sevdiğin yemek? Sebzeli her tür yemek, makarna, salata. Buzdolabının demirbaşı nedir peki? Kendi yaptığım yoğurt. Çay mı, kahve mi?
Kahve. En sevdiğiniz tatlı? Tatlı. Sanırım aşure. Peki en sevmediğiniz yemek? Öyle bir şey yok. Favori atıştırmalığınız nedir? Favori atıştırmalığım sanırım meyve. Hayatınızda olmasını istemediğiniz insanların özellikleri? Kindar, adaletsiz, anlayışsız, nefret dolu, şefkatsiz. Son sorumuza geldik. Şimdi geriye dönüp 18 yaşındaki Pınar'a bir hayat dersi verecek olsanız, tek cümleyle, Şamdan Plus aracılığıyla ne söylemek isterdiniz? Canım Pınar, sakin ol, derin bir nefes al, her şey yolunda.